Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Amin. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Amin. Vehdina ve vefikna ilel hakki ve ila tarikin müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ve bi hürmeti habibike ve rasulike Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbel Alemin, bize ihsan buyurduğun sayısız nimetlere sonsuz şükürler ediyoruz. Ya Rabbi şükrümüzü kabul eyle. Amin. Ya Rabbi bizler senin indirdiğin Kur'an'ın, senin gönderdiğin Resul'ün ve senin bize örnek kıldığın velilerin, evliyaların izinde yürümek istiyoruz. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizlere verdiğin nimetleri hayrının gerektirdiği biçimde, hakkımızla hayırlı olacak şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen bize eşler verdin. Eşlerin kıymetini bilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen bize iş verdin. İşinin kıymetini bilmeyi, gereğini yapabilmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen bize evlatlar verdin. Verdiğin evlatların kıymetini bilip, kendisinden daha güzel hale getirip bu evlatlarıyla cenneti kazanabilmeyi, vefatından sonra da amel defterini doldurmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizler sadece kendine değil, kendisinin dışındakilere, hele hele müminlerse kendi nefsinden önce mümin kardeşini düşünenlerden, onun için isteyenlerden olmayı Resulümüzden öğrendik. Bizim kendi nefsine mümin kardeşini tercih edenlerden olabilmemizi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, yaşadığımız memleketimizde terör belasıyla muzdaribiz. Kardeşlerin, aynı vatanda yaşayanların, aynı inanışta yakınlaşanların birbirlerine, düşmelerine fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ülkemizi, memleketimizi, Müslümanları, tüm dünyada insanları kardeşlik anlayışı içinde birlik ve güçlük, güç sahibi olma anlamında bütünlük içerisinde olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, insanız, nefsimiz kötülüklere doğru meylediyor. Cehennemin duvarları insanların arzularıyla süslüymüş, oraya götürülmüş, öyle buyuruyor Resulü. Ya Rabbi, nefsimizin oyunlarıyla, şeytanın hileleriyle kanmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizler de bir gün vefat edeceğiz. Büyüklerimizden biliyoruz. Hani anan, hani baban, hani deden diye söylüyoruz. Vefat ettiğimizde, kabir hayatımızda Kur'an-ı Kerim'i kabrimizin nuru olsun istiyoruz. Resulümüzün şefaatine nail olacak şekilde oraya geçmek istiyoruz. Ya Rabbi, Kur'an'ı kalbim, kabrimizde nur, cehenneme karşı sur eyle ya Rabbi. Amin. Ahirette şefaatçi eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, okuyoruz, anlıyoruz, anlamıyoruz. Ama senin kelamullahın olduğunu biliyoruz. Onun sevgisiyle, onun muhabbetiyle kalplerimizde, gönüllerimizde, dillerimizde Kur'an-ı Kerim'i telaffuz ediyoruz. Sen kalbimizdekini de bilirsin, açıktan yaptığımızı da. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerimleri, getirilen salavat-ı şerifeleri, ezkârı, sık sık kağıt uzatıp duranların, o kağıtlarında yazan isimleriyle beraber, niyetleriyle beraber arz ediyoruz ya Rabbi. Amin. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Onları kendileri gelemediği için şuralara ulaştıran kardeşlerimizin de buralara ulaşmalarını gönülden arzu edenlerin arzularının gerçekleşmesinde nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizler buradan gideceğiz. Daha önce gittiğimiz gibi gene gelmek isteyeceğiz. Ya Rabbi tekrar gelmek istiyoruz. Resulümüze tekrar gelip selamlar vermek, ravzasında namazlar kılmak istiyoruz. Fırsat ver ya Rabbi. Amin. Hacca gidemeyenlerin haccına, hacca gidip gelenlerin de tekrar hac etmesine vesileler kıl ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin,
şu memlekette dahil olmak üzere Müslümanların işleri çok kötü. Ya Rabbi, dininde emrettiğin temizlik anlayışını anlamayı ve uygulamayı biz Müslümanlara nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizler farklı farklı kültürlerde olsak da aynı Kur'an'la besleniyoruz. O Kur'an'ın kardeşlik anlayışını, hoşgörü anlayışını, sevgisini, muhabbetini, her yönüyle her şeyini anlayıp, idrak edip yaşamına geçirmeyi, örnek insan olabilmeyi, hedeflemeyi önce kalbimize nakşeyle, sonra amelini, icrasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, dertlilerimiz var, hastalarımız var, borçlularımız var. Ya Rabbi, dertlerimizin dertlerine deva, amin. Hastalarına şifa, amin. Borçlularına da eda nasip eyle. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bekarlarımız var, küçük büyük çocuklarımız var, evlenmiş ayrılmış kızlarımız, oğullarımız var. İçimizde böyle olanlar da var. Ya Rabbi, hayırlı eşlerle, hayırlı işlerle hayatlarına mutluluk katacak şekilde taleplerine biz de vesile oluyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin, eğitimde çocuklarımız var. Eğitimdeki bu çocuklarımız imtihanlara giriyorlar, dünya imtihanı. Muvaffak olmak istiyorlar. Ya Rabbi, o çocuklarımıza güzel, ahlaklı, kendi hayatlarını, sağlıklarını da koruyabilecek şekilde iyi okullarda okuyabilmeyi, iyi mevkilere ulaşabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizler burada 5 vakit namazımızı hem de camide kılmaya gayret ettik. Mescitte kılmaya gayret ettik. Beytullah'ın da, Resulü'nün mihrabında, mescidinde imamı uyarak kılmaya gayret ettik. Bundan sonra da hayatımızda şu lezzetini tattığımız günlerin tadını kaybetmeden, feyzini, bereketini arttırarak, namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren, haccını yapabilen, senin emrettiklerini yapan, sakındırdıklarından da kaçınanlardan olmayı nasip eyle. Amin. Amin, amin, amin. Bi hubbeti Taha ve Yasin ve selamun alel mürselin. Ya Rabbi, buraya kadar bize ihsanda duyurduğun güzellikle geldik. Güzellikle yeniden memleketimize ulaşabilmeyi, kolaylıkla ulaşabilmeyi nasip eyle. Amin. Bıraktıklarımızı bıraktığımızdan daha güzel şekilde bulabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Lillahi Teala, el-Fatiha.